Herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir cumartesi, güzel bir hafta sonu diliyorum. Çay suyumu koydum, mutfağıma geçtim. Kızımla eşim daha yatıyorlar. Eşim zaten nöbetten geldi. O esnada mesajları cevapladım ilk mutfağa girmeden önce. Çünkü eğer yoğun olursam gün içinde mesajlara dönmem geç oluyor. Bir iki gündür öyle oluyor. Hele dün bayağı yoğun bir mesaj vardı. Allah razı olsun. İnanın gece 2'de falan bitirdim herhalde mesajları. Çok fazlaydı. Bir de Kur'an vardı biliyorsunuz. Oturmaya gitmiştim. Şimdi ben size ne göstereceğim biliyor musunuz? Demin arkadaş yazmasa kendime çok güldüm. Ben bu kabın burasını farklı, burasını farklı aldığımın farkında değil. Anlattım öyle izdiham gibi olunca. Ben bunu oradan nasıl aldım? Kapak ayrı bir yerdeydi zaten. Alt bir ayrı yerdeydi. Güldüğüm ve normalde bunun altının bu renk olması, bunun beyaz olmasıymış. Vallahi hiç farkında değilim. Yıkadım, yerine kaldırdım ama inanın hiç farkında değilim. Bir iki arkadaş bana borcamını koyup dener misin yazmış. Borcamı koyacağım çünkü dün hiç denemedim inanın. Fırsatım olmadı bir de. Yıkadım, üstümü giyindim, abdestimi falan aldım. Kur'an'a gittim. Şimdi sizlerle birlikte bakalım borcam sığacak mı? Şimdi en büyük borcamı çok da güzel sığdı. Zaten ben bunun için almıştım. Sütlü tatlılar için. Görüyorsunuz. Çekmemi isteyen arkadaşlar. Çektim. Çok da güzel oldu. Hazır bugün eşim de evdeyken pişi yapmak istiyorum. Normalde 3 yumurtayla yapıyorum ama bugün 2 yumurtayla yapacağım. Çünkü aşırı olsun istemiyorum. Kabartma tozum var. Bir tane alabildiğine unum var. Ve ne var? Şöyle dolapta bir kase kadar yoğurdum vardı. Buna streç geçirmiştim. Yoğurdumun sonuydu. Şimdi bunu böyle boşaltacağım. Bir kase yoğurt. Bunu bir yumurtayla yapanlar da var arkadaşlar. Ama ben kalabalık hani bol olsun istediğim zaman 3 yumurtayla yapıyorum. Bugün 2 yumurtayla yapacağım. Şöyle 2 yumurtamı kırdım. Tuzunu atacağım. 1 İki tane yeterli. Unla beraber kabartma tozumu atacağım tabii ki. İlk önce tuzu, yumurtayı ve yoğurdu şöyle bir karıştırayım. Göz kararı böyle unumu ekleyeceğim. Normal yaş mayayla yapardık çok eskiden. Ama şimdi böyle kabartma tozuyla çok da güzel oluyor. Alabildiği kadar un koyacağım. Şimdi bunu güzel bir şekilde yoğurayım. Kıvamını sizlere göstereceğim. Vallahi arkadaşlar çayımı demledim. Böyle hamurumu yoğurdum. Bugün dediğim gibi biraz az yaptım. Ama moralim bozuldu. Neden derseniz eşime bir telefon geldi. Ani bir görev çıktı. Gitmesi gerekti. Vallahi biz de böyle bir şey plan yapamıyoruz. Ağız tadıyla bugün güzel bir kahvaltı yaparız dedim. Çünkü nöbetten geldi. Çağrılma ihtimali oluyor ama böyle arada bir oluyor. Yani yoğunluğuna göre. 9'da geldi adamcağız. Şu an saat 11. Artık yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Sağlıkla gitsin gelsin de hayırlısıyla inşallah. Allah eşimle birlikte herkesin yardımcısı olsun. Tüm askerimizin ve polisimizin. Böyle mecbur. Şimdi bunu yoğurdum. Keşke yoğurmamışken olsaydı yapmayacaktım. Ama yoğurmuş bulundum ve eşim de bunu çok sever. Sırf o bugün evde çok seviyor diye yapmak istedim. Yani Yaren'le ben de seviyoruz ama o ayrı seviyor. Biz hatta böyle kalple, kalıpla yapıyoruz. Ona yuvarlak yapıyoruz. Öyle kabarık, koparıp falan yemeği çok seviyor. Artık ne yapayım? Kısmet, nasip geldiğinde eğer. Allah can sağlığı versin. İnşallah hayırlısıyla gitsin, gelsin. Şimdi ben bunları tavama yağımı koydum. Çayımı da zaten demlemiştim. Hamurumu böyle bir 5-10 dakika falan dinlendirdim. Un serpeceğim. İsterseniz oklavayla, isterseniz elinizle açıyorsunuz. Şimdi böyle hamurdan ufak ufak parçalar koparacağım. Yağımın altını da yakmadım, açmadım. Bol yağda kızartılıyor arkadaşlar. Böyle un serpeceğiz. Şunu şöyle bırakalım. Ne kalın ne ince açacaksınız. Normalde dediğim gibi eşim yuvarlak sever. Ama ben hem görünüşü güzel oluyor hem de böyle bir iki ısırmada bitiyor. Kalpli seviyorum. Yaren de öyle seviyor. Bu arada lak lak yaparken bunu göstermeyi unuttum. Böyle kalple kesiyorum. Birazını böyle yapacağım. Daha hamurum bu şekilde var. Birazını da eşim yine de onu
Bu pişiyi yaptığım zaman ertesi gün bile çok seviyor yemeği. Şimdi ben hızlanmış bir şekilde şekillerimi vereyim. Şimdi arkadaşlar dün aldığım tavayı güzelce yıkamıştım. Yağım kızdı. Böyle pişilerimi, kalp olanları ilk etapta atacağım. Alt üst nar gibi kızaracak. Mayalı gibi de kabarmış böyle beklerken. Hızlı bir şekilde bunları kızartacağım. Sığdığı kadar böyle atalım. Böyle alacağım kabada havlu peçete koydum. Şimdi kevgirle güzel bir tarafı piştikten sonra çevireceğim. Tavamızı da bu arada denemiş oluyoruz. Zaten dediğim gibi az yaptığım hızlı bir şekilde pişerler. O esnada ben de kahvaltılıkları çıkaracak. Zeytin, peynir, Allah ne verdiyse çıkartacağım. Yanına herhangi başka bir şey yapmayacağım. Ben şimdi hızlı bir şekilde bunları pişireyim. Sonra da dediğim gibi çayım zaten birazdan oturur. Hemen bardaklarımı, kahvaltılıklarımı domates salatayla keseyim. Sizlere gösteririm inşallah. Pişilerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi bunları soğutmadan hızlı bir şekilde içeri getireceğim. Yerken içini açtığımda sizlere tabii ki göstereceğim. Çok güzel oldum. Onlar eşiminkiler. Bunlar da Yaren'le benim. Biz şimdi kahvaltılıkları çıkartıp hızlı bir şekilde içeri kızımla beraber kahvaltı yapmaya gidiyorum. Valla arkadaşlar kızımla kahvaltımızı yaptık. Oraları güzel toparladım. Buzdolabımın içini şöyle bir sildim. Ablamlar varken çünkü aldım koydum hiç ellememiştim. Şimdi birazcık kitabıma devam edeceğim. Çayım da burada. Bu fincanımı biliyorsunuz Madame Coco'dan ablam aldı bana. Gerçekten çok zevkle kullanıyorum. Havayı sizlere göstereyim. Hava bu şekilde sisli puslu. Sabah da birazcık göstermiştim. Bugün gerçekten aşırı bir sis var. Karşılar hiç gözükmüyor, o derece sisli. Ama ben ne yapacağım? Birazdan dışarı çıkacağım. Çünkü eşim yok. Normalde eşimle çıkmayı düşünüyordum. Hatta Migros'a gideriz diyordum ama Migros'u açıkçası gözüm kesmiyor. Yaren'e gidelim dedim. O da gelmek istemiyor. Şimdi tek başına AVM'de zevkli sarmaz. Ben Gimat'a gideceğim. Hafta sonu meyvede sebzede indirim de oluyor Gimat'ta. Bir bakacağım neler var neler yok. Taşıyabildiğim kadar bir iki bir şey alacağım. Valla bugün ne yemek yapayım ne yemek yapayım. İnanın deminden beri Yaren'e soruyorum. Bir türlü karar veremedim. Böyle hani yemek yapasınız gelmez ya. Dün de gerçi o moddaydım. Ablamlar gideli o moddayım zaten. Saati bu arada bir oldu zaten. Valla ya mantı alacağım. Yine Şahin'in mantısını epeydir yapmıyorum. Benimkiler seviyorlar da. Yanına bol salata, turşu. Şimdi çayımı içeceğim, biraz kitap okuyacağım, markete gideceğim. Aslında bugün Yaren'le tatlı da yapmak istiyoruz ama deminden beri anne kız mutfağa girmek istiyoruz, bir şeyler yapmak istiyoruz ama düşünüyoruz ne yapabiliriz. Ona da karar verirse kızımla beraber bugün tatlı yapacağız inşallah. Şimdi dediğim gibi kitabımı okuyayım, çayım soğumadan şu cam kenarında güzel koltuğumda oturayım. Ondan sonra zaten Gimat'a gidersem çekerim sizlere. Geldiğimde de tabii ki mutfakta ne yapacağım, neye karar verdim söylerim. Valla arkadaşlar kitap okumaya ara verdim. Çünkü baktım saat 2 oldu. Bir saat falan okudum. Dedim gideyim. Bayağı iyice sisindi çünkü her tarafa. Valla eşim bazen bana yazıyorlar işte neden bu kadar çok kendin gidiyorsun. Yazık çok ağır şeyler taşıyorsun. Böyle alıştık böyle gidiyor. Ben şimdi eşimi beklesem kaçta geleceği belli değil. Eksiklerim var. Yani evde olduğu zamanlar zaten onunla beraber gidiyoruz. O bana hiçbir şekilde taşıtmıyor. Ama adamcağız evde değil ki. Yapacak bir şey yok. O kadar soğuk ki dünkünden daha soğuk inanın. Ama yine de çarşılar kalabalık. Sanırım bugün derece iyice düşmüş. Şimdi ben gideyim. Eksiklerimi alayım. Yaren'le de böyle bisküvili tavuk göğsü gibi bir şey yapmaya karar verdik. İnşallah beraber anne kız yapacağız. Vallahi dondum.
Valla arkadaşlar eve şimdi geldim. Gimat diye çıktım. BİM'e de uğradım. Yunus'a da uğradım. Ben öyleyim. BİM'den alacaklarım ayrı oluyor. Mesela sütümü, yoğurdumu falan BİM'den alıyorum. Bazen biliyorsunuz peynirlerimi falan alıyorum. Sebze alışverişi Gimat'tan da yapıyorum. Yunus'tan da yapıyorum. Migros'tan da yapıyorum. Bugün ikisine de girdim. Vaktim de vardı. Şimdi şöyle sizlere göstereceğim. Karışık tabii ki göstereceğim. Yunus Market'te böyle deve armutu 3.95'ti. Ben 3.69'luk. Böyle 5-6 tane armut aldım. Salatalık aldım. 4.95'ti. 4.40'ya tutmuş benim aldığım. Şöyle 3 tane kırmızı biber aldım. Büyüktü. O yüzden 3 tane aldım. 8 liraymış. 7.95. Benimki 2.46 tutmuş. Şöyle 3.16 tutmuş. Sarımsağın kilosu 39 lira 50 kuruş görüyorsunuz. Ben şöyle 2 tane aldım. O da 3.16 tutmuş. Muz aldım. Bu Gimat'tan. 7.45'miş muz. Benim aldığım 7.97 tutmuş arkadaşlar. Kırmızı lahana aldım. Yaren bunun epeydir benden poşetini istiyor da bir vaktim olup yapamadım. 2.49 tutmuş. Kilosu 2.45'ti. Bir tane karnabahar aldım. Karnabaharın kilosu çok uygun geldi bana. Yunus'ta çok güzel indirim vardı. Kilosu 1.95'ti. Benim aldığım 2 lira tutmuş. Ya benimkilere bunu güzel haşlayıp kızartmasını yapacağım. Ya da artık yemeğini yaparız her zamanki gibi. Bir bağ böyle semizotu aldım. Bu 1.95'ti. Eşim bunun salatasını çok seviyor. Ben de çok severim. Şöyle çeri domates aldım. Bunun kilosu da 4.95'ti. 4.6 tutmuş. Bir tane kıvırcık aldım. 2.45'ti. Şöyle portakal aldım. Portakal 4.84 tutmuş arkadaşlar. Daha sonra Gimat'tan Şahin'in mantısını aldım. Her zaman aldığım gibi Şahin'in mantısını çok seviyoruz biz. Çok ufak, çok lezzetli oluyor. 16.90 bu da. Üçümüze yetiyor. 400 gram gördüğünüz gibi. BİM'den bir tane Dost'un yoğurdunu aldım. Tatlı yapacağım için kakaolu bisküvi aldım. Bir tane margarin aldım. Salep aldım BİM'den Nestle'nin. 6 tane salep, bir de Nestle'nin sıcak çikolatasını 2 tane aldım. Ablamlar varken Simbat'ın bu çekirdeğini almıştık BİM'den. Gerçekten çok güzel. Bayıldık buna. Normalde ben çekirdek çok yemiyorum. Hani sivilce yapıyor. Bana dokunuyor. Ama bu çekirdeği çok sevdim. Bir tane aldım. Tatlı için günlük süt aldım. Yaren'e yarım yağlı 2 tane süt aldım. Bu arada bulaşık makinem kurulamaya geçti. Mantının yanına da epeydir almıyordum. Bir tane Pepsi aldım. Bu 3 market toplam karışık hepsi 88 lira tuttu arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce yerleştireceğim. İlk olarak tatlı yapacağız çünkü saat 3'ü geçti. Tatlının soğuması gerekiyor. Şimdi biz kızımla beraber mutfağa girdik. Yaren bisküvileri böyle rondonun içine koyacak. Un ufak şekilde bisküvilerimizi çekeceğiz. Yaren şimdi hızlı bir şekilde bunları un ufak yapsın. Bas kızım. Şimdi bisküvilerimiz tamam. Fişini çekelim. Böyle un ufak oldular. Bunu ver bana. Bu kenarda kalacak. Şimdi biz ocağın başına geçeceğiz. İlk önce margarinimizi eriteceğiz. Şimdi yarım paket yani 125 gram margarini tencereye aldık. İsterseniz tereyağıyla da yapabilirsiniz. 1 su bardağı un ekleyeceğiz. 1 su bardağı şeker ekleyeceğiz. 1 tane şekerli vanilin. İndirmeye yakın tabii ki vanilin. Bu tatlı çok hafif oluyor. Biz bisküvili yapacağız. Yaren'le öyle seviyoruz. Eşim de o şekilde seviyor. En son Zonguldak'ta yapmıştım. Hatta 2 kere yapmıştık. Bir ablamda bir Elif'te yapmıştık. Elif annemden taşınmamıştı daha o zaman. Bu da Tapır'ın geçen etli pilav yapmıştım biliyorsunuz. Bu kabında tavuk göğsünü buna dökeceğiz. Bisküvileri aralara da dökeceğiz bu sefer. En üstüne de düşünüyoruz değil mi? En üstüne koyalım. En üstüne de koyalım. Anne kız güzel bir tatlı yapalım. Şimdi 1 su bardağı unumuzu katıyoruz. Güzel karıştır kızım. Unumuzu güzel kavuracağız. Hafif un kokusu çıkacak. Evet güzel böyle kavuracağız. Bir 5 dakika falan hatta bir 2 dakika. Un kokusu çıkacak. Kavanozumu da orada görüyor musunuz bilmiyorum. Çok güzel yakıştı. Bakayım kızım. Şimdi 1 su bardağı şeker. Yaren sütü dökünce sen güzel karıştıracaksın. 4 su bardağı da sütümüzü ekleyeceğiz. Çırpmaya başla kızım sen. Dur elim şöyle. 2. Hızlıca karıştır anneciğim. Dur kızım. 3.
Bu kalan bir bardağı da sen iç. 4 su bardağı. Şimdi bunu hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Böyle pıtırtı kalmasın. Ondan sonra tekrar yarına vereceğim. Şimdi arkadaşlar muhallebi pişti. Şöyle sizlere kıvamını göstereyim. Çok güzel bir kıvamı var. Bu muhallebiyi ben etimek tatlısında da kullanıyorum. Şimdi bunun altına ilk önce bu kalıbımı hafif ıslattım. Şöyle bisküvilerimi hafif bir şekilde dökeceğim. Aralarına yaren dökecek tabii ki bisküvileri. Sıcak olduğu için yarene döktürmeyeceğim. Kremayı kendim dökeceğim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle her tarafına eşit gelecek şekilde. Göremedim, oraya geldi. Değil mi? Çok mu geldi? Yaren. Şimdi sen kızım her tarafına gelecek şekilde bisküvileri dök. Böylece dök her tarafına. Buna dur, dikkat et. Yanma. Elime geldi, krema çok güzel olmuş. Şu tarafa çevirelim, dur. Dök kızım, dök, korkma, bol gelsin. Üstüne yeter o zaten, dök bol. O boşluklara bak. Onları biraz o şekilde düzelt kaşıkla. Bastırma da. Da dök güzel. Yeter mi sence? Tamam. Şurayı biraz dağı, tamam. Tamam, o yeterli. Üstüne de koyacağız ya. Tamam. Tekrar karıştıralım. Hemencecik kabuklanıyor çünkü. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerini kapatacak şekilde kalan muhallebiyi güzel döküyoruz. Şöyle yayalım. Şuradan şeyi versene ya, orada kırmızı spatula var. Pembe, pardon. Onunla güzel her tarafını alalım. Bununla hiç şöyle kalmayacak şekilde hiçbir yerinde alalım. Tatlımız güzel olsun. Bunu isterseniz bisküviyle yapmayıp da borcama döküp üzerine çikolata sosu veya bu orman meyveli soslar var. Onlar da çok yakışıyor. Onlardan da tabii ki yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Biz böyle çok seviyoruz. Epeydir yapmadığım aklıma geldi. Bugün dedim bunu yapalım. Anne kız mutfağa girelim dedim. Yaren kalan bisküvileri dökecek. Daha sonra oda sıcaklığına geldikten sonra bunu güzel kapağını kapatacağız. Buzdolabına koyacağız. Akşam yemekten sonra zaten servis esnasında sizlere göstereceğim. Ters çevireceğiz. Dilimleyeceğiz. Çikolata sosu döküp üzerine servis yapacağız. O bakayım kızım, o biraz üstüne kalsın. Sen bana ver şimdi. Tamam. Teşekkürler. Anne kız, tatlımız hazır. Altına böyle dolu dolu dökmedik arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu ters çevrilecek zaten. Vallahi çok hafif şöyle kaldı. Bunu üstüne ayırdım. Alta döktük ama biliyorsunuz ters çevirdikten sonra yine birazcık dökmek gerekiyor. Kapağı da burada. Oda sıcaklığına böyle bu şekilde gelsin. Soğusun. Yani ılısın. Ondan sonra dolaba kaldıralım. Akşam sizlerle birlikte servis yapalım. Çayımı demledim. Tatlımızı böyle sizlerle birlikte çıkartacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bu kalıbın şurada açma yeri var. Altını bu şekilde açacağız arkadaşlar.
Ve gördüğünüz gibi tatlımız tabii ki hazır. Üzerine ben şimdi kalan bisküviden tekrar dökeceğim. Altına çok dökmemiştim zaten, sizlere göstermiştim. Bir de tabakları aldıktan sonra çikolata sosuyla süsleyeceğim. Ve afiyetle yiyeceğiz. İsterseniz bu alt kısmına hiç bisküvi dökmeyebilirsiniz de. Böyle çıkardıktan sonra dökebilirsiniz. O zaman daha kolay çıkar. Ben onu düşünmedim açıkçası. Öyle de yapabilirdim yani. Eşim de bu arada yedi de geldi. Zaten sizlere ufacık çektim yemeğimizi. Yedik. O biraz uzandı, dinlendi. Şimdi de ben çayımı demledim. Altına tekrar su koydum. Tatlımı güzel bir şekilde keseceğim. Tabaklarımı çıkardım. Şimdi tabii ki sizlerle birlikte keselim. Şöyle kalınca keseceğim. Bunu bir gece önceden yapsaydık daha güzel olurdu. Ama yine de gördüğünüz gibi soğumuş. Çok da güzel olmuş. Evet arkadaşlar, pastamız bu şekilde hazır. Çayımızın da altını yaktık. 2 saat dolapta kaldı. Aslında akşamdan yapsaydık çok daha güzel olacaktı, soğuyacaktı. Ama yine de gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bu şekilde de göstereyim size. Tupper'ın prenses tacıyla yaptım, zaten izlediniz. Arasına da, üstüne de, altına da, her yerine kakaolu bisküvi koydum. Bu sizin tercihinize kalmış. İsterseniz koymayabilirsiniz tabii ki. Ben böyle seviyorum. Hem de değişiklik oluyor. Yaparken söylediğim gibi sadece çikolata sosu da dökebilirsiniz. Veya fındık dökebilirsiniz. Fındık göğsü her şekilde güzel oluyor arkadaşlar. Ben şimdi o kalan tatlımı kapağını kapatıp buzdolabına kaldıracağım. Bunları içeri getireceğim. Çekirdek koydum. Çayım da zaten kaynamak üzere. Ben çayımı demledikten sonra epey bir oturmasını bekliyorum, çayın çökmesini. Ondan sonra su koyuyorum. Burada da kapanışı yapmak istiyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kızımla güzel tatlı yaptık. Afiyetle de yiyeceğiz. Yarın pazar, şimdiden hepinize mutlu, sağlıklı, güzel bir pazar günü diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bana verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarınki vlogda görüşmek üzere diyorum. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın.